Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi. Karadeniz kıyılarında bulunan Amasra, Sinop, Trabzon, doğudan gelen ticaret yollarının sona erdiği önemli limanlar olduğu için Fatih 1459'da Cenevizlilerden Amasra'yı, 1461 yılında da İsfendiyar oğullarını ortadan kaldırarak Sinop'u aldı. 4. Haçlı Seferi sonunda kurulan Trabzon Rum Devleti'ni de 1461'de Trabzon'u karadan ve denizden kuşatarak aldı. Böylece İpek Yolu'nun önemli limanları Osmanlı'nın eline geçti. Rusya'nın güneyinde Karadeniz kıyıları olan Kırım Hanlığı bir Türk devletiydi. Fatih'in Amasra'dan çıkardığı Cenevizliler burada koloniler kurmuştu. Fatih Kırım'ı da fethetti. Fatih'in Kırım'ı alma nedenleri şunlardır. Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak, Kırım Hanlığı'nın iç karışıklıklar içinde olması, Kırım Hanlığı'nın Fatih'ten yardım istemesi. 1484'te Boğdan seferine çıkan 2. Bayezid Kili ve Akerman karellerini de aldı.